Burada yine alimler ne diyorlar? Hür bir kadın. Hürre diyelim yani ne demek? Cariye değil. Şu andaki bütün hanımlarımız, kızlarımız hepsi elhamdülillah hürredirler. Allah kimsenin eline düşürmesin. İşgallerden muhafaza eylesin. Ve hiçbir zaman esir, cariye, köle durumuna düşmekten bizi de bütün ümmetimizi de muhafaza eylesin. Hür kadının elleri ve yüzü müstesna, bütün bedeni avrettir. Bu zaten fıkıhta bunu okuyordum. Televizyon programlarımda da söylüyordum size. Yüzleriyle elleri namazda da bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da avret değildir. Yüzleriyle elleri. Ama bakın fitne korkusu meselesini koyuyor namaz dışındaki için. Namazdaki avret meselesi başka bir mesele. Neden? Çünkü namazda avret olunca orası setre avretle farz olunca avret bölgeden dörtte biri açılınca namaz gidiyor. Yani yüz avret değildir ne demek? Kadının yüzü açık vaziyette namaz kılarken namazı sahihtir. Onu demek istiyoruz. Halbuki kulağının dörtte biri açılsa sıkıntı. Çünkü kulak avrettir. Kadın için konuşuyorum. Ama yüz avret değildir derken anlamanız gerekiyor. Yani namazın içinde kapalı olması gerekmiyor. Açık olsa avreti bu setre avret ihlal olmuyor. Ama fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da yani sokakta, çarşıda, pazarda da yüzü avret değildir. Ama şimdi fitne korkusu var mı? Var efendim. Şu anda bu asırda aşırı bir fitne korkusu var. Yani peçe de tabii kanunen yasaktır. Bundan dolayı hiç olmazsa hanım kardeşlerimizin çarşaflarını burun ucuna takmaları münasiptir efendim. Ha burnun üstünde de olduğu zaman tabii hem peçeye dönme durumu bir de burun nefes darlığı yapabilir. Evet. Yani Ayşe annemiz tek gözle. Tek göz açık vaziyette gezdiği de rivayet ediliyor. Bu zamanda tabii yüzde güzelliğin yani bedenin aynası kabul edilir. Bundan dolayı yüzün, gözün, kaşın falan güzellikleri dillere destan ve şiirlere mevzu olmuştur. Olmaktadır yani. Bütün şarkılar, şiirlerin mevzuna bakarsanız gözler, kaşlar, dudaklar falan anlatılıyor. Hal böyle olunca demek etki şeyidir, merkezidir. Avret değildir ama fitne korkusu olmadığı zaman diyor. O zaman şöyle de yapılabilir. Tabii ki normal bir ortam başkadır. Birilerinin geçtiği geldiği kalabalık ortamlar falan o durumda hani burnunun ucuna kadar çekmesi uygun olandır. Kimseyi de fitneye düşürmemeli, günaha sokmamalı. Şeytan kan damarlarında geziyor. Bu nazar da bakış yani. Nazar sehmü müsyam iblis, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Tabii ki avret olmayan bir yere, bölgeye bakmak haram değildir. Ama şehvetle olursa kötü gözle haramdır. Zaten şehvetle olduktan sonra kadının çarşafının dışına da bakmak haramdır. Yani örtülü olan bir kadının siyah çarşafının üstüne bile şehvetle bakarsa haramdır yani. O ayrı bir konudur yani. Amma ve lakin. Yani kim şehvetle bakıyor, kim bakmıyor bunu da ayırt etmek mümkün olmayacağından umuma açık yerlerde genel bakışlara maruz kalınan mahallerde kadının çarşafını burnunun ucuna yani kadar getirmesi ve çekmesi bizce uygundur. Ayaklarda ihtilaf vardır. En doğru kabul edilen görüşe göre ayaklar avret değildir. Çünkü yolda yürüme ihtiyacı vardır. Fakir kadınların böyle devamlı çorap bulmaları şunlar bunlar zordur. Hele eski dönem için şimdi biraz tabii imkanlar fazlalaştı gibi görüyorsunuz ama eski dönemde bütün işte güçte tarlada çamaşır yıkamak efendim işte ne bileyim birçok işleri ayakla dövüyorlar. Ayaklarıyla yapıyorlar falan. Bu durumda da avret hükmüne varılması halinde devamlı örtmeler halinde birçok zorluk ve ihtiyaç doğacağından alimler ne diyorlar? Ayaklar avret sayılmıyor ama ayaklar derken öyle dizine kadar değil yani. Ayak dediğin tamamen ayak tabanı yani ayağın işte topuğa kadar olan bir kısmıdır ayak. Hani abdeste yıkanması farz olan dediğin yer ayak yoksa öbür türlü çek yukarı kadar avret değil. Aç her tarafını böyle bir mana anlayacak kadar da herhalde cahilimiz inşallah yoktur aramızda. El-Lubab isimli Hanefi fıkhında ne diyor? Bazı fakihler bu işte bir ihtilaf söz konusu olduğundan çözüm üretmişler. Ne demişler? En sahih görüş. En sahih görüş. En doğru görüş. Şimdi bunu söyleyelim.
eller, ellerin dışları. Elin dışı yani şu kısım. Bir de ayaklar. Namaz hususunda avret, namaz hususunda. Yani namazda açık olabilir. Ayak, ayakta çorap olmasa yani hani yıkadığımız ayakta çorap olmasa. Kadınlar için konuşuyoruz bunu. Canım erkeğin zaten avret yeri belli. Ayaklar hususunda, namaz hususunda el dışlarıyla ayaklar avret değil. Yani namazı bozmaz. Anlatabildim mi? Çorapsız, topuğuna kadar çorapsız, ayağı açık kılsa bu kadının namazı avret yeri açıldı diye bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü avret değil. Ama yabancı erkeklerin bakması ve dokunması açısından avrettir. İşte bu fetva en sahiptir. El ihtiyarda da, et temvirde de böylece mezkurdur. Bu çok güzel oldu şimdi. Anladık mı? Yani bir kadını çorapsız namaz kılsa namazı sahiptir. Avreti açılmış sayılmaz. Ayak avret değildir. Namaz bakımından, setre avret bölgesinin tespiti konusunda. El dışında da bunu konuşuyoruz. Yani elleri zaten tekbir alıyor falan, elleri açık. Ama bir erkek bakıyor durumunda bir yerdeyse, yani mahremi olmayanı kastediyor. Oğludur, kocasıdır. Onu bahsetmiyoruz. Babasıdır, dayısıdır bahsetmiyoruz. Yabancı yani. Bir erkek, tabii yabancı derken kayın falan buna dahil yani. Kayın, birader, kayın şu onlar dahil. Enişte, menişte öyle bir şey yok yani. Biz sadece ebediyen nikah düşmeyen yani. Ebediyen nikahlanamayacağı baba, dayı, amca gibi şeyleri, oğlu gibi şeyleri konuşuyoruz. Süt kardeşi gibi konuları konuşuyoruz. Bu durumda yani mahremi olmayan erkeklerin bakması noktasına gelirse ayağı da eli de yani ne sayıyor? El dışıyı ve efendim ayakları da avret sayalım demişler. Hakikaten de doğru demişler.